Şaşırdınız herhalde. Ne demek babaya küsmek? İnsan babasına işine küser mi ayol? Amir pazarlama, amir pazarlama kapınızda. Sen sus aptal. Sen sus aptal, her lafa karışma. Çıkarın kafanızdan bu saçmalıkları, bir daha duymayacağım. Ama abla, benim de olmuyor ki. Ne demek olmuyor aslanım? Aa, bulmuşuz gül gibi işi. Millet işte yatırım tırım koşturuyor sağda solda. Savaş var, savaş. Bırak Allah aşkına enişte. Sultan Hanım'a çalışıyoruz biz. Oğlum siz de biraz kafanızı çalıştırın. O araba bende olacak ki. Aa, sende olsa ne olacaktı Cafer, ne yapacaktı? Canım, yapardım bir şeyler Gül. Yani konuşur mu şimdi çocukların yanında? Ne yapardım baba, söyle hadi. Canım, kızım bir şeyler yapardım yani. Siz her lafa karışmayın, hadi dersinizi çalışın bakayım, hadi. Tamam. Bu ne be? Kim bu? Babam galiba enişte. Gülsüm, kapıyı açın kızım. Babacım geldi. Baba, Allah iyiliğini versin, ödümü kopardın ha. Babacım, Halil pazarlama, Halil pazarlama. Tamam babacım, geliyorum. Gel sen, açıyorum ben, gel. Niye geldi babam da şimdi? Niye gelecek, sizin için gelmiştir. Ne yapacağız abla? Bana bak, aklınızı başınıza toplayın, ters bir laf edip adamın kafasını bozmayın. Ne öyle işi gücü bırakmak, yok öyle şey. Buyur babacım, buyur. Kaynana seviyormuş. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Öpeyim. Buyur geç baba. Siz de burada mısınız İblis? Ablanıza şikayete mi geldiniz beni? Olur mu öyle şey babacığım? Kırarım boynuzlarını. Söyleyin İblis, ne konuşuyordunuz? Hiç baba, şundan bundan. İki lokma bir şey yemeye geldik baba. Ne konuşacağız? Otur babacığım, otur. Başka şey geç. Rahat dur İblis. Tamam babacığım, tamam. Hadi kızım, gelin dedenizin elini öpün bakayım. Öpeyim dede. El öpenleriniz çok olsun. Hoş geldin dede. Babacığım, boynuzlu, boynuzlu. Anam. Ne dedi bu? Şey dedi babacığım, kırarım boynuzunuzu dedi. Senden öğrenmiş herhalde dede. Baba, Sultan Hanım nasıl bakalım? Benimle öyle kinayeli kinayeli konuşma İblis. Nasılsa nasıl? Konuşmuyorum ben onunla. Aa, konuşmuyor musun baba? Biz bütün malını mülkünü onun üstüne yaptın diye duyduk. Tövbe, kim uyduruyor bunları? Bir çöp bile vermem ben o kadına. Aslan babacığım benim be. Tabii. Çocukları dururken verin mi öyle Sultan Hanım, Multan Hanım'a? Aslan babacığım. Elin ayağın rahat dursun İblis. Evladım, yığmayın şunları yol ortasına. Bir kenara istifleyin güzelce. Gene yararlanmadık domuza. İstifleriz Sabri Bey. Şu içerikleri dışarı çıkaralım da. Ya öldük yorgunluktan. Hepsi fil gibi ağır bunlar. Bırak şikayet, hadi işin bu senin. Bağırma çocuklara, bağırma. İki saattir katır gibi çalışıyorlar. Ha, babamızın ayrı da sanki. Kolay gelsin. Sağ ol yenge. Ya o Cafer, biri mi taşınıyor? Yok efendim, aşağıdaki pislikleri taşıyoruz. Sığınağı temizletiyoruz efendim, ne olur ne olmaz. O lambayı atmayın, bize verin. Saçmalama Cemil, ne yapacaksın el alemin çöpünü? Nereden böyle efendim, alışverişten mi? Ya alışverişten, dikişleri götürdüm de. Vallahi gelene kadar aldığım para bitti, tükendi. Rezalet efendim, rezalet. Her gün her şeye zam üstüne zam. Bu derviş de boş çıktı. Ne yapsın adam, Eylül'de düzelecek diyorlardı ama bu sefer de savaş çıktı. Bana müzdükeri aldın mı Sevim? Aldım, aldım, bağırma. Çikolata aldın mı? Aa, ayıp ama. Sidi Kasır, eskici. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin Seyit abi. Ne o aslanım, atıyor musunuz onları? Ben anlamam yengeç, Sabri Bey'e sor. Niye sordun, istiyor musun? Hepsini 50 milyona alırım. 50 milyona mı? Şaşırdın mı sen? Vallahi hepsini yakarım da gene vermem o fiyata. Yanlış anladın Sabri Bey. Sen bana vereceksin üstte 50 milyon. Bu pislik kolay kalkar mı ya? Ne oluyor aşağıda İbikçi? Kalorifer dairesini boşaltıyorlar canım abi. Sığınak mı yapacaklarmış ne? Sabri Bey de sivil savunma tatbikatı yaptıracakmış. İbikçi, biz acaba yavaş yavaş tüyme tatbikatı yapsak mı? Kabartmadılar artık bu küçük burjuvaların, küçük beylilerin apartmanı. Sen de kabul et Ceren abi. Biz bu apartmandan bir yere gidemeyiz. Biz burada yaşlanır, burada öleceğiz. Öyle deme. Bu sefer durum ciddi. Sabrici baskısını durmadan arttırıyor. Sen de itiraf et, kurtul Ceren abi. Miras hikayesi küçük beyaz bir yalan mı de? Diyemem. O zaman dolandırıcılıktan hapse atarız. Sahiden bir hava saldırısı olur mu? Sanmam. Neye sordun canım abi? Hayır belki o telaşta bizi unuturlar gibi bir şey geçti aklımdan. Sadece bir an için.
Ah, savcı bulması. Bir bak ver. Korkma Cenab abi. Sabrıcığın değil ama aynacığın. Hoş geldiniz Ayla Hanım. Hoş bulduk efendim. Sizi rahatsız etmiyorum ya. Ama rica ederim. Bizi şımartıyorsunuz. Bize mi o? Size efendim. Kek yaptım. Üzümlü. Hık üzümlü mü? Hık üzümlü değil. Üzümlü kek hık gibi bir şeydi değil mi hanımefendi dediniz? Alıverelim lütfen. Afiyetle yiyin. Buyurun. Dün gece ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Sizi rüyamda gördüm. Beni vah vah. Çok korkmadınız inşallah. Çok hoşsunuz Cenab Bey. Hakikaten çok hoşsun abi. Böyle muhteşem bir masanın başında oturuyordunuz. Amerikan Genelkurmay Başkanı gibi. Gibisi fazla. Zaten başkan olmuştunuz. Ah teveccühünüz aferdi. Genelkurmay Başkanlığı kim? Bisiklet. Peki ben ne yapıyordum? Bilmiyorum efendim. Siz rüyada yoktunuz zaten. Sadece Cenab Bey'le ikimiz yan yana oturuyorduk. Etrafımızda da gazeteciler. Yine bir baskı savcım olmasın? Kesin olur Cenab abi. Ne yapayım? Korkma, aç. Yotine götürecek diye bizi. Aç. Buyurun Sabri Bey, hoş geldiniz. Siz yine burada mısınız efendim? Artık çok kızıyorum ama. Üzüntünüzden ne yaptığınızı bilmiyorsunuz herhalde. Ay hiç hatırlatmayın efendim. Zaten anneciğim kalçasını size yüzünüzden kırdı. Cenab Bey'e kek getirdim. Kötü bir şey yok ki bunda. Bu ne şiddet Sabriciğim? Al üzümlü kek ye. Üzümlü kek Sabri. İstemem üzümlü kek falan. Ama böyle olmaz ki efendim. Ev kadını dediğiniz evinde oturur. Yok gül böreği, yok içli köfte, yok üzümlü kek. Neredeyse Allah'ın her günü buradasınız. Can o kadar değil, olsa olsa işte iki günde bir. Kusura bakmayın ama efendim, size de çok kızıyorum. Ayrıca şu, veraset işi fazla uzadı. Yoksa yalan mıydı Sıtkı Bey'e miras kaldığı? Aşk olsun Sabriciğim. Sıtkıcığım hiç yalan söyler. Aa, ben söylemedim ki Cenab abi. Sen söyledin. Ha evet, tabii ben ama böyle küçücük, mini minnacık, beyaz bir yalan. Hah, anlamıştım zaten. Duydunuz mu efendim? Yoksa Sıtkı Bey'e miras kalmadı mı sahiden Cenab Bey? Aslına bakarsanız hanımefendi, yani kalması gibi bir, yani nasıl desem ki... Hadi abi, söyle gerçeği. Evet, söyleyeyim. Başka çaremiz kalmadı. Sıtkı'ya 300.000 dolar kalmadı. Biliyordum efendim, biliyordum. İkinizi de dolandırıcılıktan hapse attıracağım. Sürün sürün süründüreceğim, görürsünüz. Hapis mi? Canım izin ver de sözümü bitireyim Sabriciğim. Bitir Cenab abi. Hadi bitir, bitir. Bitireceğim, Sıtkıcığıma 300 değil, 500.000 dolar kaldı hanımefendi. Ne? 500.000 mi? Yani başka deyişle yarım milyon dolar. Duydunuz mu efendim? Cenab Bey öyle bir insan değil. Bilmez miyim efendim? Bilmez miyim? Amerikan Genelkurmay Başkanı değil. Başkan olacak adam. Başkan.